Merhaba, BBN Ekonomi'ye hoş geldiniz. İyi haftalar diliyoruz ve bugün 14 Şubat Pazartesi, hafta sonundan bugüne gelen gündemlerimiz var. Bugün yeni haftaya nasıl başladık? Ayrıntıları sizlerle paylaşacağız çünkü ekonomi gündemi hafta sonunda da durmadı. Ama öncelikle bugün 14 Şubat, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çok kıymetli konuklarımızla, Arzu Hocam ve Makbule Hanım'la bugün programa başlayacağız. Gündemi değerlendireceğiz ve Sevgililer Günü'nü konuşacağız. Şimdi öncelikle tabii sevgililer gününüzü kutluyorum. Birazdan ayrıntılarıyla konuşacağız. Ekonomide yeni hafta diyelim. Şöyle bir gündemi toparlayalım sayın seyirciler. Ondan sonra sohbetimize geçeceğiz. Sizlerin de soru ve görüşlerinizi tabii ki bekliyoruz. Piyasalarda yeni haftaya sert bir düşüşle başladık sayın seyirciler. Borsa İstanbul'da Avrupa'dan etkilendi. 2000 puanın altına bir ara gelse de şu anda tekrar yükselişe geçti. 2011 puandayız ve %1,5 civarında bir düşüş var Borsa İstanbul'da. Dolar TL ve Euro TL'de daha sakin görüyoruz. Kurlar sakin fakat gram altında bir yükseliş var. Ons'ta çok büyük bir değişiklik olmadı altının onsunda. Fakat içerideki gelişmeler tabii ki gram altını yukarı doğru taşıdı ve 812 liraya geldi gram altının fiyatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir ziyarete başladı. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan kendisine eşlik edemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COVID-19 testi negatif çıktı ve eşim Emine Erdoğan hafif geçiriyor ama testi pozitif çıktı. Bana eşlik edemiyor bugün dedi. Evet, Abu Dhabi Veliaht Prensi El Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Körfez ziyareti önemli çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile 12 anlaşma gündemde sayın seyirciler. Hangi sektörler diyecek olursak başta enerji, sağlık, tarım ve turizm bu anlaşmalarda öne çıkacak. Herhangi bir sıcak gelişmede bu görüşmeye de döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ziyaretleri oluyor. Bu sene ziyaretlerle başladı. Dış politikada yeni bir dönemle başladık yeni yıla. Ve Rus lider Putin Türkiye'ye bekleniyor. Ayrıca İsrail'le de yeni bir döneme geçiyoruz. Hatırlatmak gerekirse İsrail Cumhurbaşkanı da Mart ayında Türkiye'ye gelecek. Evet, en önemli gündem konularımızdan biri bugün KDV'de indirim sayın seyirciler. Temel gıdada %8'lik KDV %1'e indi. Marketlerde hafta sonunda ve dün gece özellikle etiket hazırlığı vardı. Çok hararetli bir şekilde etiketler düzeltildi. Et, süt, peynirden, kahveden, yoğurda, sebze, meyveye, yağlara kadar birçok temel gıda ürününde indirim var. Bu arada bir denetim seferberliği de başlıyor. Bunu da hatırlatalım. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi açıklama. İndirim yapmayana ceza gelecek dedi Mehmet Muş. Ve marketlerden de indirim açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abu Dhabi'ye gitmeden önce bir açıklama yaptı. Ve bir indirim daha bekliyoruz dedi marketlerden. Ve bu indirimleri yapmayanların da cezai müeyyidelerle karşılaşacağını belirtti. Bu iş sıkı tutulacak, onu anlıyoruz. Marketlerden açıklamalar var. Carrefour'sa 42 bin ürünün fiyatında bir düzeltme yaptık dedi. Migros'ta bir açıklama yaparak 20 binin üzerinde ürünümüzün fiyatı bu karar doğrultusunda indirilmiştir dedi. BİM'den de benzer bir açıklama var. Marketlerde peş peşe bu indirim furyasına katıldıklarını açıklıyorlar sayın seyirciler. Evet, gündemimiz böyle. Çok kıymetli konuklarla yeni haftaya başlıyoruz demiştik. Strong Bosses Ekonomi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Arzu Aydın bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam. Çok şıksınız. Kırmızılar, Sevgililer Günü. Sevgililer Günü'ne özel. Sağ olun. Ve efendim Makbule Cengiz, bir çikolata girişimcisi. Makbule Hanım'ı daha işin yolun başında sanıyorum değil mi? İlk adımlar esnasında konuk almıştık. Tekrar konuşalım. Bunu getirdiniz bize. Geçen sene daha bu girişimin başındayken 14 Şubat'ta sizin canlı yayınıza katılmıştık. Bugün çok güzel bir haber var. Stüdyoya gelemiyorum. O kadar yoğunluk vardı. Biraz sesiniz yankılı geliyor ama herhalde arkadaşlarım teknik düzenlemeyi yapacaklar. Şimdi Makbule Hanım, KDV indirimi çikolata için de geçerli miydi bilmiyorum. Az önce bahsettim. Sizde nasıl fiyatlar bugün?
Yani biz ithal bir ham madde kullandığımız için fiyatlarımız tabii biraz daha farklı. Bize de bir KDV indirimi olsa mağazacılardan duydum ben de. Ama bir KDV indirimi olsa da ithal bir ham madde kullandığım için zaten ben mümkün olduğunca zam yapmama belirliyorsunuz. Evet, tekrar alabilir miyim birkaç cümle? Sesinde de bir zorluk mu yaşanıyor? Şu an çok iyi. İthal bir ürün kullanıyoruz dediniz. Evet, ithal bir ham madde kullandığımız için çoğu da ham maddesi Belçika'dan getirtiliyoruz. Haliyle KDV indirimi bizim için çok fazla fiyatlara yansıyacak gibi görünmüyor. Çünkü zaten el yapımı ve ithal bir ürün olması mali döviz kuruyla haliyle bizi çok... fiyat indirimi konusunda bir şey yapmamızı sağlamayacak. Zaten çok uzun zamandır zamda yapmamaya çalışıyoruz. Yılbaşı, sevgililer günü. KDV indirimi ama tabii diğer temel gıdalarda umarım hepimiz için, halkımız için çok iyi olur ve güzel sonuçlar olur diye temenni ediyorum. Yani bugüne özel bir fiyat düzenlemesi artış yönünde olmadı değil mi? Bir de öyle bir durum oluyor ya, çiçekçilerde, çikolatacılarda biraz artıyor fiyatlar bugün. Şöyle, rutin kutularımızda biz güncelleme yaptık sadece. Örneğin biz normalde böyle bir kırmızı çikolata kutusu yapıyorduk. Onun üzerine böyle bir kalp koyduk. Çok güzel. Ya da işte normalde çok fazla kalp çalışmıyoruz ama bugüne özel böyle kalpli çalışmalar yaptık. Ama onun dışında da bizim fiyatlarımızı ne yükseltti ne düşürdü. Ama tabii bizim bazı konsept kutularımız var, çok büyük kutular. Ve onların içinde çiçekler koyuyoruz. Bizim de kırmızı güllerle hazırladığımız bir kutumuz var Sena Hanım. Evet, onun fiyatı normalde hazırladığımızdan bir tık daha farklı. Çünkü kırmızı gül fiyatları inanılmaz. Biz normalde pembe kurucu güllerle hazırlıyorduk. Ancak kırmızı güllerle hazırladığımız kutuların fiyatı biraz farklı oldu. Güller, gül ve çikolata bugüne özgü. Evet. Hocam bugün ne alırsanız mutlu olursunuz. Şimdi bir de hani böyle popüler hediyeler var ya. Bence anlamlı bir mesaj. Hangisini tercih edersiniz? Mesajı tercih ederim. Mesaj? Aranmayı tercih ederim yani. Güzel. Hediyeye odaklandım. <Yok. gülüyor> Çikolata fena olmazdı diye düşünüyorum ama. Anlamlı bir mesaj, evet. Şiirli falan olabilir. Olabilir, belki, seviyorum şiiri biliyorsunuz. Şiir, evet, seviyorsunuz bunu biliyorum. Bu arada hem Makbule Hanım'ın yeni bir yolculuğu, çikolata dükkanı Nişantaşı'nda hem de evet. Strong Bosses Ekonomi Dergisi. Böyle yenilikleri hep imza atılıyor bu ara. Çok güzel. Yeni yılda, siz yeni yılda mı başladınız hocam ekonomi dergisine? İlk sayımız Kasım'da çıktı. İkinci sayımız Ocak'ta çıktı. Şimdi üçüncü sayımız var. Üçüncü sayı hayırlı uğurlu olsun. İki ayda bir çıkaracağız. Davut Doğan var. Enerji evet. sektöründe yatırımlarımız artacak diyor. Şimdi tabii ki girişimciliği de aslında konuşmak istiyorum. Biraz evet. sevgililer gününe belki önümüzdeki dakikalarda döneriz. Makbule Hanım bir kadın girişimci olarak önce bir izlenimlerini evet. alalım hocam izninizle. Tabii ki, tabii ki. Zorluklar yaşadınız mı? Çünkü siz bir gazetecisiniz. Yani ben eski gazeteci demek istemiyorum. Gazeteciler her zaman gazetecidir. Gazetecilikten böyle bir kavşak değişikliği yaptınız. Nelerle karşılaştınız? Yani bunları tabii çok sağlıklı anlatmak zor ama hakikaten galiba şu son döviz kurulu ve yaşananlardan sonra bir paran varsa onu kenarda tutmak zannediyorum daha mantıklı geliyor demektense. Ben çok mutluyum. Böyle bir girişimde bulunduğum için bunun büyüğünü görmek, insanların ilgisini görmek, farklı bir konsept hazırlamak. Çünkü biz aynı zamanda böyle çiçekleri, çikolatayı birleştiriyoruz. Özel yapımı bir ürün sunuyoruz. Kaliteyi daha üst segmentte vesaire vesaire çok güzel. Ama tabii ki bu koşullarda bir kere yılbaşı sürecinde şunu çok fazla yaşadım. Müşterilerime benim de fiyat veremediğim zamanlar oldu. Kutu fiyatları, bizim çikolatayı ve çok şık kutularda sunmayı tercih ediyorum ve çok seviyorum kağıt fiyatları ortada. Halbuki birçok farklı ürünün bir arada olduğu bir girişimde bulunduğumda zaten bunun çok ticari zorlukları var. Ne yazık ki insanların çok böyle etikle ticareti birleştiği noktalar var ve insan hayatında herhangi bir etik kavramı olmayınca bu ticarete de yansıyor. Haliyle biraz evet zor ama yine de çok keyifli. Fakat en büyük durum
açıkçası son zamanlarda bir ham maddeyi bir kere aldığında tekrar aynı fiyata alamıyoruz. Şöyle söyleyeyim Seda, muhtemelen ben size geldiğimde başladığımda 60-65 liraya badem alıyorduk. Biz şu anda en son bıraktığımda ben badem 165 liraydı. Tabii. Bu bile bir şeyin göstergesi ya da ne kadar zam yapmayayım, dengede tutayım deseniz de ne yazık ki bütün girdiler değişince bir de hani yeni bir girişimin başında sonuçta biz de butik bir işletmeyiz. Haliyle bizim böyle herhangi bir üründen tonlarca depolamamız, depomuzda olması da çok mümkün değil. Her şey değişiyor. Bu da insanı zorluyor ama dediğim gibi en azından şimdiye kadar şu anlamda şanslıyım diyebilirim. Çikolatayı ve özel bir çikolatanı değerlendiren insanlarla çok karşılaştım. Bu anlamda müşterilerimizle başka bir iletişimimiz ve ilişkimiz oldu. Ama umarım hepimiz için bu çok sadece çikolata değil, ülke geneliyle alakalı bir şey. Faturaların yükseliyor, hamadden değişiyor, her şey farklılaşıyor. Ve sen mümkün olduğunca dengede tutmaya çalışıyorsun hele yeni bir ilişkinin evet, başında. Evet. Umarım hepimiz için her şey daha netleşebilen günler olur. Evet için. İnşallah. Evet. Tabii ki her işletme için çok zor. Özellikle yeni işe başlayanlar tutunmaları, yer edinmeleri gerçekten bu da kolay değil. Hocam peki girişimcilik ekosistemi, iklimi Türkiye'de nasıl? Biraz Türkiye'de yani emekleme aşamasında tabii. O kadar evet, başlangıçta evet, mı? Çok enteresan. Türkiye'de emekleme aşamasında. Dünyada aslında biz Avrupa'da 8. sıradayız. Orta Doğu'da 2. sıradayız. Ama dünyada o kadar önde değiliz. Amerika bu işte çok önde biliyorsunuz. Gidecek çok yolumuz var diyebilirim aslında. En büyük problem nedir? Yani çünkü girişimcilik ruhu çok yüksek. Öyle biliyoruz. Yani herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ama her yerde herkes bir şey yapmak evet, istiyor. Yani girişimcilik ruhunun yüksek olması sizin girişimci olacağınız anlamına gelmiyor. Önce olay fikirle başlıyor. Fikirden sonra o fikri geliştirmekle başlıyor. Şey gibi düşünün. Fikri bir tohum gibi düşünün. Fikri tohum olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Biz meyveye ya da sebzeye dönüşebilmesi için ona su vermeniz lazım, işte gübre vermeniz lazım, uygun şartlarda yetiştirmeniz lazım. Bunların hepsini planlıyor olması lazım. Evet, fikir herkeste var ama bu planı yapabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Planladıktan sonra da zaten büyüme ve gelişme aşaması, sonra da aslında hasatı toplama aşamasına geçiyoruz. Şimdi tabii Makbule Hanım da sohbete katılabilir. Burada da daha çok KOBİ'lerin ya da yeni girişimcilerin sanıyorum finansa erişim problemi var. Tabii. Yani o fikri nasıl ikna edecekler? Yani eğer kendinde yoksa finansman? Şimdi şöyle, girişimciler önce ya kendi finansmanlarıyla ya da eşlerinden, dostlarından aldıkları şeyle, nasıl söyleyeyim, finansmanla harekete başlıyorlar. Ama sonra fikrinizi bir gelir modeli, yani fikriniz var, işi kurdunuz, bir gelir modeli oluşturmanız lazım. Gelir modelini siz oluşturmadığınız sürece size bir girişim sermayesi, melek yatırımcı ya da risk sermayesi yatırım yapmaz. Biz bu aşamaları bilmiyoruz. Bu aşamaları bilsek aslında daha kolay ilerleriz. Zaten kurulanların %90'ı da ilk 3 yıl içinde batıyor. Zaten daha önce de konuşmuştuk. Gerçekten evet, çok, evet. Yani çok büyük bir emek ve... Ya, girişim tabii çok güzel bir şey. Dünyada her saat başı, not almıştım, 11 bin startup kuruluyor. Baktığınız zaman birkaç tane de bilgi de vereyim aslında. Mesela Türkiye'de 2021 yılında 129 girişime 1.3 milyar dolar yatırım yapıldı. Dünyadaki ölçeğini söylersem 300 milyar dolar. Yani Türkiye ile karşılaştığınız zaman Türkiye gerçekten emekleme aşamasında. Ben şeyi çok önemsiyorum. Neden kayboluyor yeni kurulan işte girişimler? Bahsettiğim şeyden dolayı. Evet, fikriniz var, girişimi kurdunuz ama ondan sonra onu ölçeklendiremiyorsunuz. Ve ölçeklendiremediğiniz zaman da, yani bir gelir modeli oluşturamadığınız zaman da girişiminiz başarısız oluyor. Hani girişiminiz hayalde kalmamalı. Tabii ki hayatı evet, yani Türkiye'de çok... geçtikten sonra da kaybolanlar var. O süre nasıl? Yani bir süre sanıyorum mücadele etmeye çalışıyor. Tamam işte 3 sene, hani söyledim ya, 3 sene içinde 3 sene mücadele ediyor. 3 sene sonra da
zaten hani ayakta kalan bu ekosistemde ayakta kalan kalıyor. Ayakta kalamayan da kalamıyor. Çünkü herkesin bir fikri var. Seda Hanım size de söyleyeyim, bir sürü girişim fikriniz olabilir. Zaten genelde yani bir şey yapıldığı zaman benim aklıma gelmişti denir. Ya, Türkiye'de son şey zamanlarda var. Tabii çok güzel şeyler de var. Biliyorsunuz işte unicornlarımız var, dekakornumuz var bir tane de hatta. Şimdi oyun şirketleri Türkiye'de tabii Türkiye'de mesela şeydi son 2 yılda 141 oyun şirketi kurulmuş. Yurt dışına oyun ihraç eden en önemli ülkelerden biriyiz. Yani bu aslında çok güzel, umut verici bir şey. İşte biliyorsunuz oyunda, ilk o zaman ilginç bir pazar oluşmaya başladı. Evet evet. Mesela bizde ilk unicornumuz Peak Games Zigne'ye satıldı. Daha sonra işte Getir, hepsi burada. Onlar unicorn oldu biliyorsunuz. Sonra Dream Games var. Bizde 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolar yatırım aldı. Trendyol da bizim aslında ilk dekakornumuz. Yani çok güzel şeyler oluyor ama gidecek yolumuz çok. Evet, yani çikolata üzerine de sanıyorum girişimcilikte ilgi yüksek Makbule Hanım, öyle anlıyorum ben. Dün de böyle biraz dolaştık. Çikolataya ilgi artıyor değil mi? Ben şöyle söyleyeyim, ben nişan dışında bir ara sokaktayım. 2-3 ay önce benim köşeme birisi bir yabancı firmanın franchise'ı getireceğim. O kadar popüler olmaya başladı ki bizim en büyük avantajımız üretim yapıyor olmamız ve hani fiyat skalamız yüksek olursa da olsun deyip hala en iyi hamaddeyi kullanıyor olmamız. Ama evet, böyle bir şey gelişti. Bir de ya ben biliyorsunuz gazeteciyim, danışmanlık yapıyordum ve denemelerle başladım buna. Hatta en çok sattığımız çikolatalar benim böyle evde kendi kendime böyle bir şey oldu, benim çok hoşuma gider diye yaptığım çikolatalardan oluşuyor en çok sattıklarımız. Ama böyle bir şey oluştu. İşte evde yapıyorlar, kadın girişimciler hatta evde büyüyüp resmileşmeye, dükkanlaşmaya çalışıyorlar vesaire vesaire. Çikolatada böyle bir popülasyon var. Çok ilgi var. Yani çikolatayı zaten çok seviyoruz. Şimdi özellikle bugün daha çok çiçekçilerde, çikolatacılarda sanıyorum bir hareket olacak. Hemen sorayım size. Yani ben aslında stüdyoda Arzu Hocam'la beraber sizi ağırlamak istedim ama ben bugün çok yoğun olurum dediniz. Nasıl gidiyor bugün? Nasıl hareketlilik? Çok yoğun. Sabahtan çok fazla teslimatımız yola çıktı. Tabii bizim teslimatlarımız oldu da bir kurye yoğunluğu da oluşuyor. Müşterilerimize zamanında da gönderebiliriz. Biz en önemli özelliklerimizden birisi kişiselleştirilmiş lüks tüketimlerin ürünler yapmamız. Örneğin çok büyük kutularımız var bizim. 40 santimlik, klasik çikolata kutuları gibi düşünmeyin. 6 bölmeli, bazen 5 bölmeli olabiliyor. İçerisine mumdan, işte çiçeklerden, kukilerden, brownilerden, elemanlı çikolatalardan, bardakta gördüğünüz objeler örneğin, onların hiçbir süsüz değil. Ya da köşede gördüğünüz bunlar hepsi bizim için üretilmiş özel tasarım ürünler. Hatta onların birleşimimiz işte bu son dönemin yine favori işlerinden bir giftler, hediye konseptleri. Biz bunu çikolatayla yapıyoruz ve bu hakikaten ilgi uyandıran bir şey. Çünkü ben de düşünüyorum, kalkıp bana iyi bir markadan bir elbise alması mı yoksa kocaman bir kutu gelmesi, o kutunun içerisinden çiçekler, makaronlar, el yapımı çikolatalar ve kukiler, makaronlar çıkması mı? Çok etmiyor ve iyi ki hata kaza size geleyim diye çok da istiyordum gelmeye açıkçası. Söz vermişim çünkü ancak şu anda gerçekten birazcık nefes alabildik. Örneğin ben sabahleyin gerçekten şurada bir en az 60-70 tane kırmızı gül var. Şu anda 4 dal turuncu gül kalmış. Onu görüyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bizim insanımızın da özelliği, biz yılbaşında da bunun zorluklarını çok yaşadık. Gerek kurumsal da gerek kişisel işlerde. Örneğin son anda en güzel, en pahalı, en gösterişli ürünü bir anda gidip almak istiyor. Örneğin bir hafta önceden sipariş verenler var. Onların hepsi kutuları hazır. Nereye gideceği, notu, içeriği, detayı. Ama bir de son anda gelip hemen ben kapıdayım ve hemen o dakikada iki tane büyük kutu almak istiyorum diyenler oluyor. Onlar da bizi hem tabii bir açıdan bunun ilk görmesi hoş, bir açıdan da zorluyor son dakika böyle operasyonu yönetmek. O yüzden evet bayağı yılbaşından sonra yılbaşımız çok yoğun oldu. Hakikaten çok fazla çalıştığımız kurumsal şirketler vardı.
Bunun dışında Ocak ayı kredisi sakindir. Şubat'ta fena değil derken bugün hakikaten o yılbaşı hareketini bize hatırlattılar. Peki, o halde size kolaylıklar diliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün yoğun daha devam edecektir mutlaka ilerleyen saatlerde de. Makbule Hanım kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Amin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Arzu Hocam devam edeceğiz. Biraz daha şöyle Sevgililer Günü ve sizin o güzel yazınızdan bahsetmek olur istiyorum. Tabii ki girişimcilikte konuşacağız. Kısa bir ara. Ve tekrar birlikteyiz. BBN Ekonomi devam ediyor. Strong Bosses Ekonomi Dergisi yolculuğuna yeni başlayan bir dergi. Genel yayın yönetmeni Doktor Arzu Aydın hocamızı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Şimdi hocam siz dergiciliğe mi geçtiniz artık? Yani şimdi sizi şirketler, KOBİ'ler can kulağıyla dinliyordu. Burada konuşuyorduk girişimciliği, şirketleri, markalaşmayı. Şimdi artık ben ne zaman arasam hep dergiyle meşgulsünüz. Bir değişiklik mi var? Yok, genel anlamda bir değişiklik yok ama ufak bir değişiklik var. Strong Media benim danışmanlık yaptığım kurumlardan bir tanesiydi. Biz de ürünü çeşitlendirelim dedik. Yeni Nesil İş ve Ekonomi Dergisi olarak bir yolculuğa çıktık. İki sayı yaptık, güzel tepkiler aldık. Üçüncü sayı hazırlanıyoruz. Tamamen yeni dünyaya uyumlu bir iş ve ekonomi dergisi olacağız. Ne kadar güzel. Şimdi ben burada bakıyorum. Yani ekonomi gerçekten çok hareketli ama genelde umutlu mesajlar var her zaman dergide. Gerçekten iş dünyası bu belirsizlikler içerisinde umutlu mu? Türk iş dünyasını nasıl görüyorsunuz? Evet, yaklaşık 12 tane iş insanıyla 2020 bir yılını değerlendirdik. 2022 yılını da öngörülerini aldık. Gerçekten umutlular. Tabii dövizdeki dalgalanmalar, navlun fiyatları, enerji krizi, çip krizi, iklim sorunu derken tabii çok ciddi bir iş insanların önünde ciddi bir portre var. Ama bu portreye rağmen çok umutlular. 2022'den istikrar bekliyorlar. En büyük mesajları şuydu, dövizde dengenin olması. Onu verebilirim mesaj olarak. Şu an acaba dengeye kavuşmuş diyebilir miyiz? Bilmiyorum tabii onu. Ya tabii ki şimdi bu hani Kasım ayına, pardon Aralık ayını baz alırsak şu anda bir dengede gidiyoruz. Doğru, her gün fiyatlar 16, 17, 18 diye çıkarken şu an bir buçuk aydır hemen hemen bu seviyelerde. Evet, yani denge, istikrar ve dediğim gibi dünya bir sürü şeyle boğuşuyor. Sadece Türkiye boğuşmuyor, enflasyon. Baktınız zaten. Sadece Türkiye değil, dünyanın sorunu. İşte diyorum enerji krizi, çip krizi, iklim sorunu. Hani şapkayı önümüze koyduğumuzda ana başlık olarak duruyor hala. Düşünecek şeyimiz var. Zaten giriş yazıma da yazmıştım. Şapkayı gerçekten artık önümüze koyup tüm dünya olarak konuşmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Ve iş insanları da aynı şeyleri düşünüyor. Çünkü birileri üretecek. Bu ülke çok güzel bir ülke. Ürettikçe büyüyeceğiz. İnşallah dediğim gibi iş insanları da istikrar beklediği için o istikrarda kavuşursa güzel günlerde göreceğiz diye aslında düşünüyorum. Aslında gücümüz, üretim gücümüz çok kıymetli. Tabii çok kıymetli. Siz tabii şirketlerle çalışıyorsunuz. Tabii. Türkiye'nin dört bir yanından bir araya geliyorsunuz isimlerle. O enerji devam etmeli. Bir de Çin'deki bir takım üretim üsleri artık Avrupa'ya kaydı. Polonya bu çok iyi bir pazar, tekstil üretiminde özellikle. Ama Türkiye'de rekabetçi güç olarak hem lojistik olarak hem de fiyat anlamında çok rahatlıkla dünyada bir sürü ülkeye rakip olabilecek bir ülkeyiz aslında. Çok da avantajlarımız var. Bir an önce bazı böyle yorucu trafikler oluyor gerçekten. Başta da siyaset olmak üzere. Biraz... Yani tabii bir de pandeminin artık hani çıktık mı bilmiyoruz tabii ama çıkışa doğru gidiyoruz gibi bir öngörü de var bir taraftan. Pandemiyle birlikte hayatımızda bir sürü şey değişti. Aslında hani 5 yıl içinde, 5 yıl ileriye, 5 yıl doğru almamız gereken yolu biz 2 yılda aldık. İşte hayatımıza metaverse, NFT, blockchain, kripto para o kadar çok kavram girdi ki
Ve bu kavramların girmesiyle birlikte yine iş yapış biçimleri, yeni iş kolları tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok ciddi bir değişimin aslında ayak sesleri başlamıştı. Hani ben şey diyordum, hani 2021, 2020'nin gölgesinde geçen bir yıldı. 2020 inşallah parlama yılı olur diyebilirim. 2022 için. Evet, inşallah. İnşallah. Evet. Çok umutluyuz tabii ki. Aslında böyle günlerde işte 14 Şubat gibi, evet, Kadınlar Günü, Anneler Günü, bunlar aslında belki de bu durağan hayatı renklendiren işte bir araya gelme vesileleri. Çiçekten bahsediyoruz, çikolatadan, evet, Bahsediyoruz. Bunlar çok güzel. Evet. Şimdi siz dergide mi yazdınız? Bir yazınız var. Derginin dijital platformunda yazdım. Bugün yazdım, evet. Ben bugün, her sene... Ya onu ne olur okuyun. Çok güzel bir yazı. Ben her sene 14 Şubat'ta, evet, Bir aşk doktorluğu yapıyorum. Madem dijital, doktorsunuz, doğru. Evet, dijital platformlara sevgililer günüyle ilgili. Aslında sevgi ve aşk üstüne kendi hissettiklerimi yazıyorum. Çok güzel olmuş. Sahi adın neydi senin, aşk mı? Evet. Şimdi o kadar ekonomiyi konuşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz. İnsani duygularda bir erozyon olduğunu siz söylüyorsunuz. Yani evet, çevrenizden gördüm. Böyle, evet, izlenimler aldığınızı, evet, söylüyorsunuz. Peki duygusuz da olur mu? Yani duygusuz iş, tabii ki olmaz. Değil mi? Her hayat, şey duyguyla oluyor. Her şimdi duygu ben orada önemli. Şey yazmıştım. Dünyada farklı ülkelerde Yalnızlık Bakanlığı, biliyorsunuz, Japonya'da ve İngiltere'de kuruldu. Ona kurulmaya başladı. Aslında şu andaki ekosistemi değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'de buna adaylardan biri diye bir atıfta bulundum. Neden? Çünkü herkese soruyorsunuz, kendime göre birini bulamıyorum. Neden bulamıyorsun diyorsunuz. Hem cinslerim, hemen karşı cins farklı argümanlarla geliyor. Ben biraz sosyal medyanın geçen senede dijital aşk, Selvi Boylum dijital yazmalım diye bir yazı yazmıştım. Dijitalleşme biraz belki dijital de... Dijital dünyaya mı kaydı? Evet, evet. Dijitalleşme de aslında sosyal platformlar diyeyim. Dijitalleşme demeyeyim ona. Sosyal platformlar. Tabii duyguları biraz daha sanal dünyada yaşamamıza neden olduğu için oranın da vermiş olduğu bir erozyon var diyebilirim ben aslında. Peki hayatlara nasıl yansıyor hocam? Yani bir iş yapıyorsunuz, işte toplantılar, sizin bir uzmanlık alanınız var, hepimizin bir işi var. Bunlar duygular olmadan gerçekten verimli olur mu? Ya şimdi yani yaparız şöyle, mı yoksa yani illa mutlaka aşık yaparız. Olmaya gerek yani yok. İşinizi yaparken kendi işinizi aşkla yapabilirsiniz ama onun dışında rasyonel davranıp rasyonel devam edeceksiniz tabii ki. Ama biz Türk insanı olarak kültürümüzden dolayı kolektif bir ülkeyiz zaten. Hofstede'in en sevdiğim araştırmalardan biri kültürel boyutlar teorisinde. Biz kolektif bir ülkeyiz. Yani birbirimizle iç içe olmayı seviyoruz. Ülke olarak feminen bir ülkeyiz. Dolayısıyla o şeyi etkileşimi, yani iş yaptığımız insanlarla da etkileşimi seviyoruz. Ama hani aşk ve sevgi konuşacaksak bambaşka şeyler. Yani böyle tabii ki insan o güzel ruh haliyle bir işi daha tabii sanki ki, güzel tabii çıkartıyor ki, değil mi hocam? Ki. Bunun da var mı araştırması tabii bilmiyorum ki. Ama. Ya şöyle, sevdiğiniz insanlarla daha rahat çalışıyorsunuz. Bu yani hepimiz ekip için geçer. Ekip ruhu dediğimiz tabii o da oradan geliyor aslında. Yani herhalde yani bizim ülkemizin dediğim gibi özelliklerinden dolayı, yani kültürümüzün özelliklerinden dolayı. Mesela biz işte ne kadar kolektifsek işte Avrupalı, Amerikalı o kadar çok bireysel. İşte Japon kültürü bize yakın mesela. Dolayısıyla biz hani severek, birbirimizle bir araya gelerek, bizdeki işte eski locaları falan düşünürüz. Ondan sonra o teşkilatları düşünürseniz hala birlikte bir araya geldiğimizde ben çok daha iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Peki çok enteresan bir şey, bu duyguların aktif olmasından dolayı mı bazen de ortaklıklar yürümüyor? Yani çok mu duygusallaşıyoruz acaba? Şimdi siz hep KOBİ'lerle de çalışıyorsunuz. Ya şimdi tabii. Orada bence... Yine duygular mı yok, işi bozuyor? Yok, ben duygusallık olarak bakmıyorum ona. Dediğim gibi iş rasyonel olarak yapılır. Rasyonel olarak yani işler yolunda gitmiyorsa kararlar değişebilir, ayrılabilirsiniz ya da devam edebilirsiniz. Ben orada çok duygu olduğunu düşünmüyorum. Evet, yani Türkiye'de biraz bilmiyorum hala öyle mi ama öteden beri bu ortaklıkların yürümediği
böyle bir algı vardır. Yani orada tabii başka hatalar mı yapılıyor bilmiyorum. Tabii yani onun bir sürü değişkeni var Seda Hanım. Hani şimdi size bir tane yani bu diyemem değişken olarak. Yani yola çıkmışlardır. Belki çok para kazandılar ya da kazanmadılar. O zaman durum bir değişmiş olabilir. Bir sorumlu olur mutlaka. Evet, doğru. Ya da sorumlulukları tam görev yetki sorumlulukları tam olarak ayıramamışlardır. Yani bir kişinin üstünde kalmıştır. Baştan çerçeve net çizilirse aslında dediğim gibi iş rasyonel olarak yapılır. Çok daha rahat bir şekilde ilerlenir diye düşünüyorum. Evet, biraz acaba dedim orada duygular da mı devreye giriyor? Şimdi yazınıza bakıyorum. Siz aslında reçeteler de veriyorsunuz. O kendi hayatınızdan duygularla mı evet. verdiniz bu reçeteleri bilmiyorum. Doktor Arzu Aydın da gerçekten şiir çok seven bir şiir evet. okuyan biri. Hayatımıza biraz daha bence de katmalıyız. Yani zaten pandemi, hayat şartları çok ağır. O şiirin gücünü keşfettiğiniz zaman aslında daha ya, farklı devam ediyorsunuz diye düşünüyorum. Benim şiirle hikayem tabii çok küçük yaşlarda başlıyor. Ben hem çok iyi bir okurum hem de çok iyi bir şiir kendime göre yazanım diyebilirim. Ha, yazıyor musunuz? Evet, ben yazıyorum. Evet yazıyorum. Yani yazıyorum, biriktiriyorum. Daha öyle hani bir kitap şekline getirecek kadar İnşallah şiirim var mıdır? Vardır ama öyle kendimi mi? Hazır hissedersen. Aşk belki... şiir mi yazıyorsun? Genel. Sadece aşk değil. Dolayısıyla şey dedim hani bugün ben bir reçete vereyim. Evet. Bunlar benim de yaşadıklarım vardır tabii içinde ama hani etrafımdan aldıklarım da vardır. Ona göre bir reçete yapayım dedim ve bunları da böyle çok sevdiğim şairlerin dizeleriyle birleştirdim aslında. Tamam, onlara şimdi yavaş evet. yavaş geliriz. Bilmiyorum, her an aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bekliyoruz. O toplantıya geçmeden de sizden almak isterim ama şunu sormak istiyorum. Şimdi Sevgililer Günü'nde şimdi sabah saatlerinden itibaren işte pastaneye gidiyorum. Kalpli pastalar evet. tabii ki bunlar iyi geliyor ama Sevgililer Günü ekonomisi demek de işi biraz soğuk hale getiriyor. Evet. Yani o evet. Biraz da işte... Bir gül 25-30 liraysa bir anda 50-100 lira oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlarımla yayına girerken konuştum. Mesela 15 gül 450 lira, 70 gül 1550 lira. Bazı sitelerden bu rakamları almışlar. Şimdi yazık günah yani bugün de Sevgililer Günü diye. Ya bence sevginin kadar... bir yani şimdi sevginin bir günü olmaz. Sevgi her evet. gün 365 mantıklı gün. Mantıklı mı yani onu düşünüyorum. Tabii bu tarz günler işte anneler günü, babalar günü, sevgililer Hı-hı. günü biraz hani kapitalist sistemin bize dayattığı günlerden. Öyle mi diyorsun? Tabii. Dolayısıyla da hani bir tane de gül alabilirsiniz. Çok almak istiyorsanız ya da evet. bir paket çikolata da alabilirsiniz. Yani bugün için çok özel bir şey. Özel bir şova gerek yok diyorsun. Özel bir şova gerek yok. Hatırlanmış olmanız bence sadece karşı cinsten değil. Hani hem cinslerinizle doğru, birlikte. Doğru. Ben aslında bugün bütün hem cinslerimin Sevgiler Günü'nü kutladım. Çünkü bugün sevginin günü ise hani sevgi günü olarak adlediyorum ben de. Bunun için şeye gerek yok. Hani böyle evet. hani pahalı hediyelere, evet. efendim söyleyeyim güllere, çikolatalara. Aslında sokak çiçekçilerine bir katkı olabilir. Yani onlar ki. Da soğukta bekliyorlar. Öyle bir hem onlara bir jest hem evet. de aynı zamanda sevdiğinizi mutlu tabii, edebilirsiniz. Tabii tabii. Yani, yani böyle aslında hani biraz 70 daha... 70 gül göndermeyin canım. Bir tane gül alıp gelebilirsiniz. 70 gülün anlamı neymiş acaba? Bilmiyorum, 70 gül vardır. Dermişler yani o dolu dolu görünsün diye herhalde. Mutlaka bir hareketlilik olacaktır. Yani İşte, ama bazı... hani abartmaya gerek yok belki. Evet, her zaman öyle zaten. Evet. Hani bazı problemleri de hocam, siz şirketlerle de çok yakından çalışıyorsunuz. Evet. Herhalde biraz böyle dengenin şaşmasından değil mi işlerde bozuluyor sanki? Hangi anlamda? Yani bir yerde denge bozuluyor. Yani üretim-tüketim dengesi bozuluyor. Arz-talep dengesi. Arz-talep dengesi evet. bozuluyor. Haddinden fazla tüketiyoruz. Yani bugün dediğiniz gibi... Bambaşka yerlerde başka jestler yapılabilecekken yani bunu üretmediğiniz abartmak yerde sürekli giriyor. Tüketiyorsanız zaten evet. bir sorun var. Bu genel işte, kriz olarak da söylüyorum. Ekonomi için de geçerli. Bugün işte şu anda duygu konuşuyoruz. Duygu için de geçerli. Doğru. Duygunun da abartılması tabii ki, tabii, problem. Tabii. Yani katma değer içeride oluşturulan bir şey yani. Hani siz bunu oluşturmazsanız üretmediğiniz bir şeyi nasıl vereceksiniz öyle düşünün. Çok haklısınız. Biraz da şimdi bu zamanlarda çok konuşuluyor ya yani işin ehliyle çalışmak bu da gerçekten çok önemli. Daha bir güven duyuyor insan. Tabii. Biraz daha öngörülebilirliği sağlıyor aslında. Yani
her şeyi herkes yapıyor. Bazen de böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi o her yerde var Seda Hanım. Dünyanın her yerinde var. Öyle mi? Evet. O bazen sanki sadece bizdeymiş gibi bir takım problemleri konuşuyoruz ya. İyi oldu bunu söylemeniz. Yani dünyanın her yerinde, insanın olduğu her yerde bu bahsettiğiniz şeylerden şeyleri farklıdır, dereceleri farklıdır ama vardır yani. Ne kadar güzel. Her yerde olan problemler. Peki şimdi hocam yavaş yavaş gelelim. Sizin reçetelerinize, bugünkü yazınızdan reçetelere doğru ben gidiyorum. Bugün nedense ben ekonomi konuşmayı çok istemiyorum. Evet hocam bakıyorum. Değer görmek istiyorsan değer ver. Almadan vermenin kime ait olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Hocam biraz böyle bekliyoruz ya bir şeyleri. Biraz uğraş diyorsunuz. Ya şey diyorum Atilla İlhan'ın hepimiz çok seviyoruz tabii ki. Atilla İlhan'ın Belmense bildiği biliyorsunuz çok efsane bir şiiri var. Orada tanımadığı Belma? Belma Sebil. Belma Sebil evet, ben de ben seni Kallavi Sokağı'nda gördüm diye başlayan işte meşhur şiiri. Şimdi orada Belma Sebil adını koyuyor. Tanımıyor, bilmiyor. Sadece görüyor. Sen beni görmedin diyor zaten orada. Ve orada işte saçlarının, gözlerinin mavisini bitirdim. Saçlarının siyahına başladım diyor işte şiirin iki dizesi. Ha, o kadar naif duygular ki, o kadar güzel şeyler ki. Şimdi diyorum ki kim hissediyor bu duyguları? Belki ben jenerasyon olarak o duyguları hissedenlerdenim. Böyle şeyler de çıkmıyor artık. Son romantikler yani Atilla, miyiz acaba? Ben şey dedim zaten. Evet. Ya kendimi son romantik olarak da atletmek istemiyorum, tanımlamak istemiyorum. Çünkü bu yükü de diyorum kaldıramam. Evet. Ama duygunun olmadığı yerde gerçekten hiçbir şey yok. Duygular şiirlerde. Evet. Şimdi tüketim şey toplumuyuz ya hocam. Aşırılık ve dengelerin bozulması dedik ya. Evet. Orada da yani dengelerin bozulması bu dediğiniz duygulardan uzaklaştırdı galiba. Ya tabii ki işte diyorum ya hani özellikle sosyal platformlarla birlikte yani benim de işte mesaj kutuma ben yazdım burada da şöyle bir mesaj geliyor. Selam, ne haber? Yani evet, kimsiniz? Kimsiniz? Yazdım yani kimsiniz? Evet. Tanımıyorsunuz, evet. Etmiyorsunuz. Yani nasıl yani siz bunu yazdınız diye evet belki size cevap verenler var ve karşılık bulduğu için yazılıyor büyük bir ihtimalle. Aslında en büyük sıkıntı burada bence hani şey sosyolojik olarak oraya gidersek o da şansını deniyor. Aslında sizi kısıtlayan bir şey biliyor musunuz hocam? Sosyal medyada bunu da dile getirelim. Mesela hocam çok güzel paylaşımlar yapıyor. Ben o paylaşım, yani kilitli hesabınız. Hepimiz böyle bir korunma durumundayız. Evet. Yani niye bir mesaj geliyor. Değil mi? Yani hoş olmuyor. Evet. Neden bunları yapıyoruz? Dediğiniz gibi dengeler bozuluyor. Evet, çok az zaman kaldı. İşte o kolay kazanma. Yani dediğiniz gibi kolay ulaşılır yani olma. Şey yazdım bir takım duyguları orada. İşte bırakın bozdu. Strateji, savaşa gitmiyorsunuz. Yani aşkı strateji olmaz. Evet. Savaşa gitmiyorsunuz. Strateji yapmanıza gerek yok. Birini beğeniyorsanız yolunu bulursunuz. Ve ona ulaşırsınız. Kabul görürsünüz ya da görmezsiniz. Şimdiki işte yeni toplum aslında bizim işte sosyal medyaların hayatımıza girmesiyle birlikte bir ego şey de var. Yani o beni nasıl reddeder, o beni nasıl istemez. Yani şimdi istemeyebilir. Hani bunu da kabulleneceksiniz. Oradan yazıyorsanız bunu kabulleneceksiniz. Ama yolunu buluyorsanız, hani bir şekilde iletişime geçiyorsanız zaten olur vardır ya da yoktur. Siz zaten olur olacak birine gitmeniz de gerekiyor. Birazcık kesinlikle. Öyle. Evet. Hocam bir de çok güzel iki söz var. Evet. Bir tanesi Haydar Ergülen diyorsunuz. Geçmiş anılarına çiçek gönder. Evet. Nasıl? Siz daha ben şimdi bulamadım onu burada. Hatırlayabiliyor musunuz? Anılarını geçmişe gül gönder. Geçmişe gül gönder. Anılarını sula. Evet. Haydar Ergülen'den. Tabii evet. Şair Haydar Ergülen'den. Şey dedim zaten. Hani ben yapıyorum. İyi geliyor. Haydar Ergülen tavsiyesi. Şairimizi de oradan anmak istedim. Orada çok sevdiğim bir şair daha var benim. Birhan Keskin. Birhan Keskin. O da bir kadın şair. Evet, yani evet. Bakın bir ekonomi programında evet. Ne güzel isimleri anıyoruz. Birhan Keskin ne diyor? Şey diyor. Dürtme içimdeki narı. Üzerimde beyaz gömlek var. Ben de orada kinaye yaptım. Bırakın içinizdeki narı dürtsünler. Üzerinizde beyaz gömleği Birhan Keskin düşünsün dedim. Birhan Keskin düşünsün. Bırakın içinizdeki narı dürtsünler. Tabii yani zaman zaman da oluyor zaten. Evet. Bunu da göze almadan duygular yaşanmıyor hocam. Evet, yani bu kafesler öyle. İçinde duygular aynen yaşanmıyor. Öyle. Şimdi yaşayan şairler.
şiir kitaplarının bilmiyorum satışları tabii ki artar dilerim. Biraz sanki İnşallah. Orada tempo biraz düşük gibi. Evet. Birhan Keskin, Haydar Ergülen, İsmet Özel yaşayan evet. çok değerli evet. şairlerimiz. Sezai evet. Karakoç'a rahmetler evet. diliyoruz. Evet. Ne demiş Neşet Ertaş ve babasından sanıyorum bu söz yadigar. Aşkınla çalışan yorulmaz. Çok güzel. İnşallah evet. çalışmaya güzelliklerle i̇nşallah, devam edelim. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim, ayaklarınıza rica ederim, sağlık. Rica ederim. Doktor Arzu Aydın'ı ağırladık. Sağ olun, yine bekleriz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sizlerin de Sevgililer Günü'nü tebrik ediyoruz. Şimdi KDV indirimi dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları son durum programında detaylarıyla irdelenecektir canlı yayınlarla. Biz yarın bol bol ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz.